I'm a big girl. Sevgili Çocuk dizisi Netflix bünyesinde izleyiciyle buluştu ve çoğunluk tarafından oldukça sevildi. Ben de diziyi sevenler arasındayım. Çünkü bu tek sezonluk mini dizi birçok unsuru bünyesinde barındırıyor ve bunları bize her yönüyle sunmayı iyi başarıyor. Özellikle ilk 3 veya 4 bölüm sanki biz izleyenler de hikayenin bir karakteri ya da parçasıymışız gibi hissedebiliyoruz. Bunu eş zamanlı anlatım tarzıyla yapıyorlar ve işin içine merak uyandıran gizem unsurları da dahil olunca dikkatinizi çekmeyi başarıyor. 24 dizisini çoğunuz bilir. İzlemeyenler varsa da mutlaka seyretmelerini tavsiye ederim. Bu dizide karakter lerimizin başından geçenler bizlere an be an aktarılıyordu. Dizi o dönem bir saatti ve hikaye de kendi içinde bir saat sürüyordu. Yani 24 bölüm olan dizi içinde toplamda 24 saat geçmiş oluyordu. Sevgili Çocuk dizisi tam olarak eş zamanlı ilerlemese bile ona yakın bir anlatım tarzı sunuyor. Dizinin başında araba kazası geçiren bir kadın ve yanında duran 12 yaşında olan bir kız çocuğunu görüyoruz. Kadın acilen hastaneye kaldırılıyor, ameliyata alınıyor, hastanede çocukla ilgileniliyor, kadının ailesi olduğu düşünülen birileri hastaneye geliyor, polis olaya dahil oluyor ve soruşturma süreci gittikçe büyüyor. Ve tüm bunlar anlık olarak seyir alırken karakterler tarafından cevapsız kalan, merak ettiren sorularla bütünleşiyor. O yüzden her ne kadar yavaş bir tempoda devam etse bile bu süreçte birçok açıdan bilinmeyen olduğu için nereden ne çıkacak diye beklerken kendinizi bölümü bitirmiş buluyorsunuz. Sonra ki her yeni bölüm ise ortaya çıkan gizemli karakterler ana karakterlerin sürekli bir şeyler saklıyormuş havası ve onların psikolojik tavırlarıyla bir bölüm daha sona eriyor. Dizi eş zamanlıya yakın değişik bir anlatım tarzı denerken bence bunda da büyük oranda başarılı olmuşlar. Sonuçta bir dizinin iyi olabilmesi için ille de yüksek tempoda ilerlemesi gerekmez. Bazı diziler barındırdığı gizemli yanları, derinlikli yapısı ve farklı bilinmeyenler taşıyan karakterleriyle sizi içine çekmeyi başarır. Tüm bu parametreler son bölüme kadar canlı tutulduğunda ise ortaya kaliteli bir iş çıkar. Özellikle hikayenin psikolojik ve karanlık yanı da eklenince sevgili çocuk CC izlemek için bir şansı hak eden yapım haline geliyor. Elbette bütün bunları farklı bir açıya taşıyan kısmı bizi de hikayenin içine dahil etmiş olmasıdır. Hastane sürecinden başlayarak hem kazayı geçiren anne ve kız çocuğu hem de polisler ve hikayede yer alan diğer karakterlerle beraber biz de onların yanındaymışız ve süreci yaşıyormuşuz gibi hissediyoruz. Dizide kullanılan flashback sahneleri de tamamlayıcı bir etki yaratıp neyin ne olduğunu anlamamıza olanak tanıyor. Böylece karakterlerimizin başına neler geldiğine yönelik geçmiş ve şimdiki zaman üzerinden her bölüm farklı bir anlatımla bilgiler alıyoruz. Bu bilgiler kafamızdaki boşlukları doldururken dizi gizem ve merak barındıran yeni olayların içinde kalmamızı da sağlıyor. Bu olayların çözümünü sağlayacak iki polisin işin içine dahil olması bir Agatha Christie romanı gibi dedektiflik hikayesine şahitlik etmemize olanak tanıyor özellikle bu iki değişik zaman anlatımı içerisinde karakterlerin yaşamış olduğu psikolojik baskı ve travmaların izlerine şahitlik etme fırsatı buluyoruz. Bir insanın uzun bir zaman yaşamak zorunda kaldığı farklı türlerdeki travmaların izlerini geride bırakması çok kolay değildir. Daha doğrusu fiziksel ve ruhsal açıdan ciddi bir etkiye maruz kalmak yanında bir takım sonuçlar getirir. Bu sonuçların üstesinden gelebilmek adına ise bazen yaşanan olaylar ya da insanlarla yüzleşmek gerekir. İşte bu yüzleşme ve hesaplaşma sürecini bize iyi gösteren bir hikaye bütününe sahip dizi olduğunu söylemek gerekir. Elbette birçok kişi böylesi hikayenin daha güzel bir sonu hak ettiğini de söylemeden geçemiyor. Bunun haklı tarafları yok değil ama yine de tatmin eden bir sona sahip olduğu da bir gerçek. Hikaye içerisinde çok fazla gizem ve merak yüklenmiş olsa bile yine de dizinin bunları açıklayan bir cevabe sahip olduğunu söyleyebilirim. Özellikle açığa çıkan bazı sürpriz ve şaşırtıcı olayların ardından bunları nasıl toparlayacaklarını görmek adına bende daha fazla izleme isteği doğdu. Bu da diziye daha çok odaklanmıştı umanıza ve keyif almanıza olanak tanıyor. İzleyici ile buluştuğu andan itibaren Netflix'in ilk sırasına yerleşen bu dizinin listeye eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle başından itibaren ele aldığı hikayesi, gerilim dozunu iyi ayarlaması, sürekli yeni bir gizem yaratması ve eş zamanlı anlatımıyla bizi de hikayeye dahil etmesi en önemli artıları. Tatmin eden oyunculuk performansları ve psikolojik gerilimin karakterler üzerindeki hikayeye yansıtılması sonuç olarak şahitlik edeceğimiz güzel bir 6 bölümlük mini dizi sunuyor. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Keyifli seyirler.